Herkese selamlar. Çağdaş'ın İngilizce Dili Kolu'na tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, 5 cümle kurup bina ayrıntı vermeye 5. bölümle birlikte devam ediyoruz. Haydi bakalım 1. cümleye hemen geçelim. Bekleme odasındaki tek hasta ben değildim. Bu yüzden vakit geçirmek için masadaki dergilere baktım. Şimdi 1. cümle şurası. Hemen buna odaklanalım arkadaşlar. Ben değildim diyor. Cümlenin sonuna bakın. Türkçe cümlenin sonuna bakarsanız İngilizce cümleye başlayacağınız konumu bulabilirsiniz. Şimdi ben değildim diyor. Yani I wasn't ile birlikte gireceğiz burada. Evet hemen şöyle yazalım. I wasn't. Şimdi ben değildim dedik. To be fiil past hali kullandım ve olumsuz yaptım zaten şurada. Neyi ben değilim? Hemen ona bakalım. Tek hasta. Tek hasta. Teki only ile birlikte verelim. Hastayı da patient ile birlikte verebiliriz. The patient. The only patient diyelim. Only patient. Evet patient'ın bir de sıfat halindeki anlamı var değil mi arkadaşlar? O da sabırlı anlamında kullanılmaktadır. Bu da isim halde kullandığınız zaman da hasta anlamında kullanabilirsiniz. Nerede bekleme salonunda bekleme salonu waiting room olarak verebiliriz. In the waiting room diyoruz. Tamamdır. Evet cümleyi bu şekilde noktaladık. Virgülü koyuyorum. Bu yüzden diyor. Soyu koyuyorum. Şimdi ikinci cümle. Vakit geçirmek için burada bir amaç bildiren clause var. Vakit geçirmek için görebilirsiniz zaten burada. Masadaki dergilere baktım. Şimdi bakmak anlamında burada güzel bir phrasal verb kullanalım. Yani bakınmak anlamında. Hani bakındım deriz ya arkadaşlar. işte. bir şöyle göz ucuyla baktım. Bakındım anlamında. Look through ile birlikte bunu kullanabilirsiniz. Bu bir phrasal verb'tir aynı zamanda. I looked through diyoruz. Evet ben baktım, bakındım anlamında kullandım. Güzel bir phrasal verb'i de burada tekrar etmiş olduk. Neye baktım, nesini arıyorum? Hemen ona bakalım. Dergilere. Magazines. The de. magazines. Tamam dergilere bakındım. Ama bununla da yetemiyor. Masadaki. Masanın üzerindeki demek istiyor normalde. Onu da table diyorum. Tamamdır. Sadece şu kaldı. Amaç bildiren close kaldı. Vakit geçirmek için. Hemen altını çizeyim şöyle. Evet mak için mak için anlamında kendilerinden sonra yalan fiil alan grubunda değerlendirdiğimiz yapılar nelerdi? Genellikle 3 tane yapıydı. Bunlar da işte genellikle kullandığımız to, ikincisi in order to, üçüncüsü de so as to. Bunlar kullanılabilir arkadaşlar. Hangisini kullanalım? So as to'yu kullanayım. Farklılık olsun. Vakit geçirmek diyeceksiniz, bitireceksiniz. Fiil yalın gelecek unutmayın arkadaşlar. Vakit geçirmek past the time'ı kullanabilirsiniz. Şöyle spend time, waste time kullanabilirsiniz. Bu şekilde farklı kalıpları da ben past the time'ı kullandım ve bu şekilde cümleyi noktalamış oldum arkadaşlar. Hadi 2'ye geçelim. Toplamda 5 adet cümle kuracağız. Siz de biliyorsunuz ki. Evet 10 dakika önce çalan araba alarmı hala açık. Şurada çalan araba alarmı diyor. Burada bir ejective clause söz konusu. Bunu which ile birlikte ya da that ile birlikte verebiliriz. Hadi bakalım şuna bakalım. Hala açık. Ne? Ne? Araba alarmı. Ben ejective clause falan filan bilmem arkadaşlar. Ben ilk olarak özneye bakarım. Araba alarmı hala açık. Ben bunu ilk olarak netleştiririm. Ondan sonra içerisindeki yapılara bakalım. The car alarm. The car alarm. Tamam. Araba alarmı dediğim. Şimdi gel bakalım biraz bunu şekillendirelim. Çalan araba alarmı. Çalmak anlamında go off'u kullanalım. O da vent off'a dönsün. Bu da bir phrasal verb'dir aynı zamanda. Which ile birlikte bağlıyorum bunu. Which vent off. Pastelle gösteriyorum arkadaşlar. Hocam anlamı nasıl çıkarttık? Şöyle. Testten okuyun. Çalan. Bakın öten. Çalan. Araba alarmı. Tersten okuyun. Çalan. Which ile anekini verdim. Araba alarmı çalan araba alarmı. Oldu. Biraz daha şekillendirelim. 10 dakika önce diyor. Bu tabi bir öbek olarak burada gelmiş. Bunu da yazma, yazmazsak olmaz. Önce ego ile birlikte vereceğim. 10 10 minutes 10 minutes ego diyorum. Tamamdır. Ve şunu da belirteyim. Ego varsa mutlaka verb 2 vardır. Yani pastayla ifade vardır. Önce anlamında kullanılır arkadaşlar. Hani bazen sınavlarımızda çıkar ya böyle işte tense sorularında. İşte hocam egoyu gördüm ama işte present perfect tense işaretledim yanlış yapmışım. Ego varsa verb 2 vardır. Simple pastal vardır unutmayınız. Bin aynıtı değil mi arkadaşlar? Buradaki bölümümüzün adı da. Her ayrıntıyı verelim. Tamam hala açık diyor. Bunu present halde gösterelim. Is diyorum. Hala anlamda still zarfını kullandım. Açık anlamında da open'dan değil de on derseniz bizim için yeterlidir. Hani bir şeyin açık olması ya da bir şeyin kapalı olması anlamında on ya da off kalıplarını biliyoruz arkadaşlar. Kapalı deseydi off kullanırdım. Açık dediği için de on kullandım ve ikinci cümleyi bitirdim. 3'e geçelim. Daireye girerken kimsenin görmediği hırsız yüz bin dolar değerinde mücevher çaldı. Şimdi çaldı. Kim çaldı? Hırsız. Ben şurayı bilmem. Ben sadece hırsızın özne olduğunu bilirim arkadaşlar. Hadi eve giren hırsızlara da ne diyoruz? Burglar diyelim. The burglar. Hırsız anlamında kullandım. Şimdi şuna bakalım. Bundan sonra bir adjective clause relative word ile birlikte bağlayacağım. Sonra cümle kullanacağım. Hadi o hırsızı biraz şekillendirelim. Özneyi biraz burada şekillendirelim. Ek yapalım. Daireye girerken kimsenin görmediği şu. Kimsenin görmediği Kimsenin görmediği hırsız. Şimdi soruyorum size. Hırsız çaldı. Kimin görmediği? Kimsenin görmediği? Eğer bu yanıtı alırsanız, kimin ya da kimin ifadelerini alırsanız, o zaman who yerine huma yönelirseniz çok daha iyi olur arkadaşlar. Daha temelli bir relative word elde etmiş olursunuz. Normalde hepimizin aklına who geldi tabii ki ama hum buraya daha iyi, iyi uymaktadır. Onu da belirteyim. Şimdi şunu diyeceksiniz. Daireye girerken kimse onu görmedi diyeceksiniz. Kimseyle birlikte başlıyorsunuz. Hadi bakalım. No one ya da nobody ile birlikte girebilirsiniz. Bu da bir belgisiz zamirdir arkadaşlar. No one ya da nobody'yi kullanırsanız cümleyi olumlu gibi yazarsınız. Ama anlamca olumsuz yaparsınız. Evet no one. Hadi bakalım. Görmedi. Saw so diyorum. Sifin ikinci halini kullandım daireye girerken diyeceğim. Hemen bundan sonra bir geçmiş atıfta bulunduralım arkadaşlar. Carent ifade yapalım. Entering Entering the daire anlamında apartment'ı kullanalım. Apartment Apartment Tamamdır. Bu tamamdır. Özel konudaki ifade sonuçlandı. Daireye girerken kimsenin görmediği hırsız çaldı. Çalmak fiili steal fiilini ikinci haline kullanalım. Bu da stall'a dönsün. Şöyle çaldı. Neyi çaldı? Mücevher çaldı. Değerindekini ben bilmem. Nesne konumdaki ifade mücevher. Ben ilk olarak ona giderim arkadaşlar. Jewelry diyelim. Jewelry. Şöyle yapacağım. Evet mücevher çaldı. Şimdi o değerindeki kalıbında ve kalıbıyla birlikte verelim. Şöyle. Değerindeki mücevher olmuş oldu. Ne kadar değerde? 100 bin dolar diyeceksin. Bundan sonra da a hundred thousand dollars dersek yüz bin dolar olmuş olur. Evet yüz bin dolar değerindeki mücevher. Evet değerindeki anlamını katmak için de şöyle bir yapıyla rahatlıkla basit bir şekilde verebilirsiniz arkadaşlar. Cümleyi komple noktaladık. Geldim dörde. Ehliyetini alır almaz kaza yapması çok şanssızdı. Şimdi bir de şöyle tavsiyede bulunayım sizlere. Şöyle aslında her zaman dediğim gibi Türkçe cümleleri ilk olarak siz alın arkadaşlar. Ben yazmadan önce mutlaka beşini birden şöyle alt alta yazın. Ondan sonra onların karşılığına siz İngilizcesini yazmaya çalışın. Ondan sonra benim yazdığımla birlikte karşılaştırın. İyisini kötüsünü karşılaştırdıktan sonra daha iyi bilebilirsiniz. Eksiğinizi fazlanızı görebilirsiniz. Ona göre de sisteminizi kurabilirsiniz. Neyi eksik? İşte şunu eksik şuna çalışayım. İşte burada fazlam var. Şuna daha çok yöneleyim Vesaire diye düşünebilirsiniz. Şimdi ehliyetini alır almaz. So sondan başlayayım. Kaza yapması çok şanssızdı. Kaza yapması özne konumdaki ifade. İster bunu özne konuma getirin. İsterseniz de bizim çok çok kullandığımız çok şanssız dediği için. Anlaki kalıbını kullanayım sıfatla birlikte. E sıfatla bitiyorsa it öznesini rahatlıkla konumlandırabiliyorduk arkadaşlar. Yani şöyle it so ya da very diyebilirsiniz çok anlamında. Unlucky. It was unlucky. Çok şanssızdı bir şey yapması. Eğer cümle geliyorsa bundan sonra that clause ile birlikte bağlayabilirsiniz. Şunu diyeceksiniz. Kaza yaptı diyeceksiniz. Küçük bir cümle. O she olsun. Kaza yapmak anlamında have an accident kalıp o da hede dönsün. She had an accident diyoruz arkadaşlar. Evet kaza yapması çok şanssızdı dedik. E hocam ilk dediğinizi nasıl evirebiliriz? Şöyle yaparsınız. Dead ortadan kaldıracağız tabii ki. O. Oh, she had an accident. Bunu da şöyle çevirirsiniz arkadaşlar. Having an accident was so unlucky şeklinde kullanırsınız. O zaman da tabii ki buna bir iyilik eki eklemek gerekiyor. Her having an accident şeklinde kullanırsanız onu da onun kaza yapması olarak verirsiniz. Daha temelli bir cümle elde etmiş olursunuz. Ama bu sayede bakın it öznesinden nasıl kullanıldığını gördünüz. Daha mantıklı olanı it öznesiyle birlikte yapılandır tabii ki. Diğer türlüsü biraz daha karışık gibi geliyor. Şimdi bundan sonra ehliyeti alır almaz diyeceğiz. R ve maz eklerini görüyorsunuz zaten. S sünnesi kullanalım burada. Bu bir bağlaştır tabii ki. As, soon as bir bağlaç ve ikinci pozisyonda cümle olarak geldiği için virgülsüz kullanıyorum unutmayınız. As soon as cümleyi şu başta kullansaydım it öznesinden önce virgül kullanacaktım ikinci pozisyonda olacağı için. Tamamdır. Ehliyeti aldı diyelim bitirelim arkadaşlar. She got. Get fiilinin ikinci halini kullandım. Her driving license diyoruz ve bitiriyoruz. Tamamdır. Evet, as soon as bir bağlaştır ve ten ister. Neden ten ister? Zaman bağlayıcıdır çünkü arkadaşlar. O detayı da sizlere hatırlatayım tekrardan. Bakın, simple past'a pasta hali, past hali gördüğünüz gibi. Present hali, present hali olması gerekmektedir. Ten suyumu da bundan kastediyorum. Son cümleye gidiyorum. Ambulans hastaneye ulaştığında yaralı adam zaten ölmüştü. Dığında, diğinde anlamında şurada. İster venle birlikte verin bunu. İster as ile birlikte verin, isterseniz de by the time ile birlikte verin arkadaşlar. Hangisiyle vermek isterseniz. Farklılık olsun by the time ile birlikte vereyim. By the time. I, by the time'ın bir özelliği de when'den daha keskin olmasıdır. Tam işte ulaştığında, tam ki anlamında katabilirsiniz arkadaşlar. Biraz justice kokusu da gelmektedir tabii ki burada. Ambulans hastaneye ulaştı, vardı diyelim. Ambulans. ambulance ambulance, ambulans Ulaşmak gelmek arrive'ı kullanayım. Arrived vardı ulaştı. At the hospital diyorum. Tamamdır virgülü koyuyorum. Neden virgülü koydum? Çünkü bağlaştı cümleyle başladım. Virgülü koydum. Şimdi ikinci cümle yaralı adam zaten ölmüştü. Şimdi ölmüştü diyor. Bakın arkadaşlar. Şunun daha geçmişine götürüyor bize değil mi? Hem de mıştı, mıştı anlamında katıyor zaten. Bir tane tense kullanıyoruz. Bununla alakalı past perfect tense, had artı fiilin üçüncü hali. Şunun daha da geçmişini atıfta bulunduruyor. Yani mesela ha, ambulans hastaneye vardı, tamam. Onda hem fikiriz. ama yani varmadan önce adam zaten ölmüş. Anladınız mı arkadaşlar? Zaten ölmüş diyor orada. Yani yani past'ın pastına, geçmişin geçmişine vurgu yapmak istiyor. O yüzden de past perfect tense kullanabilirsiniz ne diyelim yaralı adam. Yaralı injured. Injury zaten yaradan aklınıza gelsin. Injure yaralamak anlamında kullanılır fiil olarak. İdi eklerseniz injured yaralı sıfatlaştırmış olursunuz. Yaralı adam injured man had zaten anlamında already kullanalım. Already'nin tabi çoktan anlamı da vardır. Onu da belirteyim. Already died. Ölmüştü anlamında kullandığı. Evet, her detayı sizlere anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Aynı zamanda kurslarımızdan da tabii ki faydalanabilirsiniz. 12 adet kursumuzu da bu videonun açıklama kısmında Udemy linkleriyle birlikte indirilme bir şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Bizimle iletişime geçmek için de iletişim numarasından WhatsApp üzerinden bize mesaj atabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.